üstünde buzlar var. Demek ki tufan hadisesi bir kere volkanik bir aktivitenin çok ciddi bir şekilde bütün dünya çapında görüldüğü bir olay. Bu volkanik aktivite söz konusuysa zaten buzların erimesini bekleyebilirsiniz. Tamamı olmasa bile büyük ölçüde erimiş ve suyun altında kalmış. Dünyanın Pirineyin ortasında var bunlar. Tabii. Şöyle bir şey var. Yani dünyanın yörüngesinden hani bir yarım derece sapması, şey yapması kendi etkisine de duruyor. Oradaki bir yarım derece bile zaten size tufanı da verir, kıyameti de verir yani. Kıyı kentler, batar, denizler kalır falan. Yani ben mesela bir tanesini söyleyeyim. Söylenenlerden bir tanesini. Güney Kutbu'nun üzerinde şu anda 2 kilometre kalınlığında buz tabakası var şu anda. O zaman bunun 12 kilometreye kadar çıktığı söyleniyor. Evet. Tufandan önce. Ve çok büyük bir basınç yapıyor aşağıya. Aşağıda 400-500 metre kalınlığındaki bir bölgede sıvılaşma oluyor ve erime oluyor. Ve kararsız hale geliyor. Bir deprem oluyor. Şiddetli bir deprem dünyada. Ve bütün bu blok, buz tabakası Hint Okyanusu'na dökülüyor. Ani olduğu için gelgit dalgalarıyla Rusya'ya kadar, Sibirya'ya kadar büyük dalgalar oluşturuyor ve iklimi bozuyor. Ve tufanın i̇klim böyle olduğu söyleniyor. İklim bozulması var zaten. Orta Asya'da iklim bozulup da Türklerin göç et meselesi oraya dayanır. Ya o da olabilir. Yani, bunu da tarih tabii milattan önce 4000 diye hatırlıyorum ben. Tarih kitaplarında ilk şey ortaokul lisedeyken falan öyle bir şey kalmıştı. Yani onları daha da öğrenmiştik ama doğru muydu acaba o tarihler? Yani tabii onu da Emin Oktay'ın yazdığı tarih kitapları da İşte bu tarihi biz, bu haritalardan ben yaklaşım yapabiliyorum. Birincisi o Pirineyin haritası. Evet. İkincisi bir de ona benzeyen Grönland'ın haritası var. Orada Thule adasının da olduğu 3 adadan meydana geliyor Grönland. Bunu zaten Almanlar ve Hitler araştırdı. Hitler de araştırıyor. Evet, orada Türeyi. Geleceğe bağlantı kurabilir mi, kuramaz mı? İşte evet. Bu Zülkarneyn, Tuğla koru. Ele geçirebilir mi? Evet yani. O, bütün o haritalardan zamanlama çıkıyor. Çünkü o haritaların tarihini şöyle buluyorlar. Günümüzden bir tanesi 10.500 sene, bir tanesi 9.500 sene öncesine ait. Evet. Olduğu tespit edildi o haritaların. Bu arada bir şey de şey yapayım mı? Az önce Muallak'ta kalan mesele vardı. İsra suresinde bak ilgili ayeti söyle buldum. Diyor ki Nuh ile beraber taşıdığımızın zürriyeti o şükredici bir kuldu. 3. ayet bitti. 4'e geçiyor diyor ki biz İsrailoğullarına Tevrat'ta şu hükmü de bildirdik. Yani bak, yukarıdaki bütün olaylar İsrailoğulları. İsrailoğullarına hitap etmiyor. İsrailoğullarını burada 3. tekil şahıs almış. Bak. Hükmü bildirdik diye değil bak. Orada o ya bak, beni başladı, İsrail. Hayır ya beni İsrail. Ve kadeyne ile beni İsrail'e fil kitap. Tamam. İsrailoğullarına o kadeyne ne demek biliyor musun? Diyor. Bak kaza ettik. Ama şimdi orada sen çevirdiği çevirdiği abi bak. Hayır. Bak Arapçasını ben sana Arapçasını sana. Söylüyorum. Ve kadeyne ile beni İsrail'e tamam. Fil kitap. Ne demek o şimdi? Beni ve kadeyne kitapta bildirdik diyor. Kaza ettik, uygulamaya koyduk. Beni, bak ve kadeyne uygulamaya koyduk. Tamam. Beni İsrail'e neyi uygulamaya ama koyduk? Birinci hitap burada hitap şey değil ki İsrailoğullarına değil ki. Bak her iki halükarda da aslında öncesinde, burada hitap, önceki yani, hitap aslında hem İsrailoğullarını kapsıyor, senin dediğin doğru de orada kapsıyor, tabii. Ama bütün dünyayı da kapsıyor. Yani orada bir şey yok. Buradan ben şeyi söylemek istiyorum. Mesela bak şu ayete göre biz mesela ırklar var şu anda değil mi dünyada? Sarı ırk var, beyaz ırk var, zenciler var falan. Şimdi eğer tufan olduysa o zaman bütün geminin içine de bu ırklardan da hepsinden alınmış demektir. Bu ayet de aslında onu söylüyor. Yani burada ayet onu söylüyor. Şimdi mesela okuyucumuz da ayrıca sizin de takipçiniz Erdoğan Altın diyor ki bu hayvanların bu kadar yani vahşi hayvanların yüklenmesi zor olmaz mıydı? Zor olur. Yani birbirlerine ben saldırır, onların genetik olarak alındı diye düşünüyorum. Ama yani DNA'lara birer çift ben alındı. Olmaz demiyorum. Genetik olma ihtimali o da alındı bir şey. Da DNA'ları ve onlar konuldu diye. Tabi de o geminin yapılışıyla alakalı bir konu da var. Yani evet. Biz. Ya çift meselesi de mesela Tevrat'ta birer çift alıyorlar. Tevrat'a baktığın zaman bazı hayvanlardan ikişer çift aldığı hayvanlar da var. Üçer çift de var ama genel olarak birer çift arıyor. Kur'an'da da ikişer çift diyor. Zevceyn diyor. İkişer çift. Orada da bir enteresan var. Çünkü hayvanın dişisi olmazsa yanında nasıl çoğalacak? Zevceyn dediği zaman orada başka bir şey de çıkıyor. Ne çıkıyor? Cinler de çıkabiliyor. Nasıl? Yani ayn dediği zaman birbirine zıt ama ve birbirine çok iki benzer. İki tane anlamında mesela. İki tane değil tam işte. Birbirini onlar, takip eden, birbirine bir şey, zıt. Ayn dediği zaman şöyle oluyor. Mesela dünyaya ayn diyorsa belki, dünyanın benzeri var demektir. İkizi var demektir. Var demektir. Zaten ama bak zevceğin iki çift. Zevce zaten çift tabii, demek. Tabii oradan. Zevceğin çiftin iki, çifti. İki çift. O zaman dört i̇ki tane oluyor. İki tane çift, dört tane. Olabilir yani tabii ki o dönem o zaman ne yapılacağını biz o kadar bilemiyoruz ama Kur'an'ın şimdi ben bir şey daha söyleyeyim burada konu açılmışken Kamer suresinde mesela onu çivi diye çevirmişler levhalardan dusur. Ve çivili levhalardan diye orada geçen kelime dusur evet. O dusuru
Ben yine bu Ragıp el-İsfahani'nin şeyinde etimolojisine baktığım zaman bunun roket, motor, hatta ivmeleyen bir motor olabileceğini söylüyor. Onu Elmalı da söylüyor. Yani diyor ki bu mesela bir buharlı gemi olabilirdi. Ama Mehmet Ali Bulut Hoca biraz değinmiştik geçen programlardan birinde. O uzaya kadar gidebilecek bir gemiden ben de uzay gemisi olma ihtimali var diyorum. Çünkü o düsür kelimesi hiç çiviyle alakası olmayan bir şey. Çivi de neye çevirmişler? Çivinin üzerine ani vurunca çivi batıyor ya içeriye, giriyor ya. Şimdi o ani vuruşu aslında o bir ivmedir. O ivmeyi veren şey rokettir. Roket motorudur. Tabii burada bir benzetme var yani. Benzetme var. Benzetme var, evet. Yani düsturun çiviyle alakası yok. Yani biri bir roket manasında tabii ki değil yani. Düsturun ani hareket ettirilen bir şey. Şimdi üç göre nedir? Üç hepsi tahtadan yapıldığından bahsediyor. Aslında yani görüş şey o. Kalıyor. Bak, yani abi, tahta zaten değil. Klasik görüş o. Yani meallere bak. Tahta diye tercüme ettikleri kelime levha. Levha. Elvahin ve dusur. Evet, elvahin. Levhalar ve Ahmet abinin dediği dusur. Levhalar ne ama? Tahta da levhadır ama bakarsan o çok farklı ben bir malzemeden. Ben mesela o levha kelimesini de başka türlü anlıyorum. Yani anlamaya müsait. Ben öyle anlıyorum derken. Evet. O anlama müsait. Evet. Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi levha. Orada levha da şu. Levha nedir? Karşına çıkan, seni seyrettiğin bir şeydir. Öyle değil mi? Mesela bir tablo bir levhadır. Ama bilgisayar ekranı da levhadır. Şeyler tabii şey. Bunlar da mesela şu yani duvar levha. O da bir levhadır. Bilgisayar ekranı da levhadır. Yani karşına gelen görüntü de bir levhadır. Tabii şimdi bir ben levha. Mesela elvah dediği zaman elvah, bu elvahın geçtiği yerler levh-i mahfuz. Levh-i mahfuz ne o zaman? Yani levh-i mahfuzun, o zaman biz levh-i mahfuzu saç levha gibi yani, anlamamız tabii lazım. Tabii şeyi de söyleyelim, bağlantısını da verelim. Korunmuş levha. Ha tabii şimdi buradan ne anlayacağız? Ne anlıyorsun? Mesela korunmuş levha dediğin zaman ben şunu anlayabilirim. Bilgisayarın içindeki bilgi korunmuş bir bilgidir. Muhafaza edilmiş. Muhafaza edilmiş. Onun da levhası, oradan açarsın ekranı bakarsın. Şimdi levh-i mahfuza bakınca Nuh'un gemisindeki levha kelimesinde bilgisayar olabileceği de anlaşılıyor. Ama üzerinde diyor. Şimdi yani levhalar üzerinde yani biraz böyle zorluyoruz biz de. Tamam, yok dediğiniz şey doğru. Çünkü eğer şey yok olduysanız iyi bir çalışma kendisi 2005'te yazmış. Ahmet Musaoğlu, Nuh'un gemisi Cudi'dir diye. Evet. Orada şöyle söylüyor. İran platosuna medeniyetçi ileri bir halkın yaşadığını, şimdi medeniyetçi ileri bir halkın yaşadığını. Kur'an'da diyor ki biz size vermediğimiz nimetleri verdim. Biz medeniyetler, evet, insanlar, evet, kavimler var. Bizden bir kere kafadan üstündüler. Ha. Yani onlar her bakımdan. Bir de teknolojik... 5 kentten bahsediyor Mezopotamya'da. İşte bu da bir enteresan. Buna Elmalı Hamdi Yazır da söylüyor. Ha. Bir beş kent meselesi var. Diyarbakır daha önce yapılmış. Sonra tufandan önce. Sonra tufandan sonra tekrar kentler tufandan yapılmaya başladı. Tufandan sonra aynı kentler yapılmış. Şimdi burada bizim bir medeniyet, bir gücünüzün de olması lazım. Yoksa anlatım tarzı şu. Kur'an'da üç dinde gözüken şu. Ya bir kavim, kabile gibi bir kavim. Anlatabiliyor muyum? Nuh geliyor, inanmıyorsunuz, tamam diyor. Tabii, hayvanları topluyor. Yani bunlar da dağlarından bir gemi bile değil. Bir şey değil yani. Vahyettiğimiz gibi gözümüzün önünde gemi yap diyor. Yani Allah'tan gelen özel bir bilgiyle bir de yapılıyor. Yani öyle sıradan bir gemi de değil. Kaldı ki o dönem toplumların bizden çok daha üstün bir teknolojiye ulaştıkları da ayetlerle sabit. Hem de bir ayetle değil. Birden fazla ayet var. Biz diyor onlara diyor. Onlar derken yani müşrikleri kastederek söylüyor ama burada asıl şey var. Tufan öncesi döneme gider. Yani bugünkü insan, bizim çağımızda yaşayan insanlardan bile daha kuvvet bakımından ve eserler bakımından daha üstün. Bilgi bakımından, bilim bakımından bir şey olması gerekiyor. Ya onu mesela örneğini ver. Birkaç şeyde ayette vardı ya. Hani mesela tabaka gökyüzüne bakın. O da mesela başka bir ayet. Şeyde var. Nuh suresinin 15. ayetinde geçiyor. Hazreti Nuh kavmine diyor ki: "Elem taraf keyfe halakallahu seb'a semavatin tibaka?" Görmediniz mi Allah 7 göğü nasıl tabakalar halinde yaratmış? Buradaki görmediniz mi ifadesi çok enteresandır. Hazreti Nuh söyler bunu kavmine. Allah insanlara söylemiyor, bize söylemiyor. Direkt Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Demek ki görüyorlar. Gökyüzüne ait bilgileri demek var. Demek ki o gözlem kabiliyeti bütün uzayı gözlemleyebiliyorlar. Biz daha kendi galaksimizin dışını bile doğru düzgün gözlemleyemiyoruz. Yani güneş sisteminde yani galaksimizi bile bilmiyoruz ki. Biz kendi galaksimizi bilmiyoruz. Onlar gözlerinin önünde dokunabilir gibi. O kadar belki de temas yani var. Tabaka tabaka demesi şu. Güneş sistemi bir tabaka düşünelim. Ondan sonra bizim galaksimizi, diğer galaksileri, 3 tabaka, 4 tabaka. Ve şunu da anlayabilirsin. Onlardan anlıyorlar. Kainatın bütün katmanları. Çünkü diyor ki biz 7 göğü yarattık diyor ve onun benzeri olan yeri diyor, değil mi? Tabii, demek tabii ki bütün kainatı, yerler ve gökler. O zaman o ayetten de şunu anlayabiliriz. Nuh tufanı öncesinde bütün kainatı, evreni
uç sınırlarına kadar gözleyebiliyorlardı. Daha ilginç bir şey daha söyleyeyim. Mesela Fatırı Semavati diye geçen ayetler var ya, semaları yararak çıkarttı ortaya. Evet. Şimdi bunun da mesela şu an için anlaşılması zor. Ne olduğu anlaşılamıyor. Yani bir şey yarılarak, evet. Yani o, biz mesela büyük patlama diye biliyoruz değil mi? Bütün kainatın yaratılmasını. Evet. Ama orada ayette geçen şey, bunu da yine Nuh söylüyor kavmine. Fatırı Semavati, fatır yarmak, yarıp çıkartmak. Yani aslında bir şey varmış büyük patlamadan önce, onu yarılarak ortaya büyük patlamayla kainat çıkmış. Şimdi bu bilgi bugünün fiziğinde bile yok şu anda, açıklanamıyor. Kuantum ama, bile şey yapamıyor. Ama Nuh onu kavmine söylüyor. Demek ki bu kavim bu bilgiye zaman, de sahip. Ha, bu, evet, bilgiye sahip. Şimdi yani, burada o nokta belli oluyor yani. O bilgi yani. Var. Şimdi bak, o bilgi var. Var. Yani uzay teknolojisi var. Tabii ki kent meselesine dönüyoruz. Kentler var. Şimdi kentler derken o devirde bu Sümer kentlerine baktığınızda 250-300 bin kişinin yaşayacağı vallahi İstanbul'dan modern kentler. Yani işte. Yani Anadolu'da biz 250-300 bin nüfuslu kentlere evet. baksak yani Anadolu evet. şimdi bak, onlar bile bu kadar değil. Geminin yeriyle alakalı olarak ben Ahmet abinin görüşüne katılıyorum. Şimdi geminin yerine gelelim de ben şöyle söyleyeceğim. Onun da kaynağını okuyayım ben size. Şöyle yok, mesela Diyarbakır'a gittik ya. O Diyarbakır'daki yer senin araştırman gayet güzel. Orası olabilir. Olabilir ama olabilir. Şöyle bir şey var. Şimdi 10 Ağustos 1883 tarihli Chicago Tribune gazetesinde Türkler Nuh'un gemisini buldu diye bir haber çıkıyor. Ve İstanbul'da çıkan bir gazeteye atfen yazıyorlar bunlar da. Tabii o zaman dünya üzerinde yani bilgi birden bir yere şimdiki gibi değil. Birkaç dakikada değil de birkaç ayda gidiyor. Ve burada şey yapıyor. Tabii ondan sonra Ararat'a doğru dönüşüm başlıyor. Yani zaten Ağrı Dağı'na doğru gemi dönüşüm var ya başlıyor. Bulsunlar. Bugün bulsunlar gemi olduğunu anlamazlar. Gemi yani bizim bildiğimiz bir gemi gibi değil. Ama şimdi 1916'da Rus hayır, savaşçıların... Hayır, şey söylemiyorum. Onu ayrı bir şey olarak söylüyorum. Ha. Bugün diyelim ki birileri gidip bulsa gemi olduğunu bile anlamayacak. Öyle bir teknoloji var ki yani gördüğü zaman insan afallayacak. Bizim beklediğimiz gibi bir şey değil yani. Çok küre gibi bir şey çıkabilir yani. Uzay aracı gibi bir şey çıkabilir. Şüphesiz.